Merhaba sevgili vatandaşlar, ben Aziz Cumaoğlu. Aziz Danışmanlık olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlar, bugünkü konumuz çalışma izni ilgili. İki konuyu ilgili size bilgilendireceğim. Birinci konumuz, çalışma izni Türkiye'de olan vatandaşlar alabilir mi? Hangi koşullarda alabilir? O ilgili bilgi vereceğim. İkinci konu ise yurt dışında bulunan vatandaşlarımız çalışma izinleri alıp Türkiye'ye gelebilirler mi? O ilgili size kısaca bilgi vereceğim. Birinci konumuz, Türkiye'de bulunuyor iseniz, sizin de geçerli ikamet izni süreye sahip iseniz çalışma izni alabilirsiniz. Çalışma izni almak için iki seçenekten oluşup ev hizmetleri, bir de kurumsal firmalarda çalışıyor veya çalışmak istiyorsanız çalışma izni alabilirsiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Çalışma iznini işveren yapacak. Çalışmak isteyen kişi yapamayacak. Sizi birçok yerde iş yerine çalışmak için gittiğiniz zaman çalışma izniniz var mı diye sorular yönetiyorlar. Siz de söylemek gereken şey, çalışma izni biz değil, siz yapacaksınız şeklinde söylemenizi öneriyorum. Çalışma izni iş yeri yapacak olup, yani işveren yapacak olup, çalışma izninde birkaç koşulları taşıması gerekiyor. Ev hizmetlerinde olup, çocuk bakımı 18 yaş altı, yaşlı bakımı 65 yaş olmak üzere çalışma izinleri çıkartılabilir. Kurumsal firmalarda sermaye, brüt, işveren sayısı yeterli olduğu takdirde çalışma izinleri alabilirsiniz. Bizim yani burada Aziz Danışmanlığın yaptığı hizmet, sizin adınıza başvuruyu, süreyi takip ederek bir çalışma izni çıkartmamızdır. Çalışma izni çıkarttıktan sonra bir takım işlemler devam etmekte olup sigorta açılışı yapılacaktır. Asgari ücret üzerinden uygun bir şekilde sigorta ödeyerek hem kendinizi hem hayatınıza kolaylıklar, güzellikler katabilirsiniz. Türkiye içinde bulunup çalışma izni almak istiyorsanız bizim numaralarımızdan bize ulaştığınız takdirde size kolaylıklar sağlar, sizin adınıza bir çalışma izni çıkartabiliriz. Vatandaşlar, ikinci konumuza geldiğimiz zaman, yurt dışında bulunan, yani ülkenizde bulunuyor iseniz, deportunuz da var ise çalışma izni alarak Türkiye'ye gelebilirsiniz. Çalışma izni süresi yurt içinde bulunuyorsanız 15-25 gün arası, eğer yurt dışından müracaat yapılıyor ise başvuru süreci, yani işlemin değerlendirme süresi 30 gün 40 gün arasında değişebilir. Siz ülkenizde bulunuyor iseniz çalışma izni müracaat yapacaksanız ülkenizdeki ilgili kurumlara, yani Türk konsolosluğuna müracaat ederek bizim aracılığımızla bir çalışma izni alarak gelebilirsiniz. Sizin deportunuz var, giderken ceza paranızı ödemediniz veya C-117, C-118, C-119 kodları ilgili işlemler uygulanarak adli işlem veya sınır dışı veya kaçak girdiniz daha önce, o tür olaylardan sınır dışı olmuş iseniz siz bir çalışma izni alarak Türkiye'ye gelebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde bize ulaştığınız takdirde biz sizi bilgilendirir, yardımcı oluruz. Sevgili vatandaşlar, asıl söylemek istediğim konu size, sizin yapamayacağım, yapabilir miyim dediğiniz işlemleri biz sizin yanınızda olarak, biz sizin adınıza takip ederek, siz nerede olsanız olun, adınıza işlem yapabiliriz. Tek yapmanız gereken bize ulaşarak bilgi almanızdır veya yardım talep edebilmenizdir. Çalışma izni ilgili bilgilerimiz bu kadar. Daha derin, daha uzun bir şekilde diğer videolarımda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirerek videolar çekebilirim. Bizi takipte kalın. Diğer videolarımızdan, yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sevgili vatandaşlar, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağ olun.